Evet, Fenerbahçe takımı şu anda sevgili seyirciler kafile Riyad'a gidiyor. Canlı olarak ekrana yansıyor. Sarı lacivert takımı taşıyan. Sevgili Engin Can'a gidelim. Sabiha Gökçen Havalimanı'na Aykut İnce, teşekkürler. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan mutlu günler, iyi yayınlar dilelim. Süper Kupa finali için Fenerbahçe takımı Sabiha Gökçen Havalimanı genel havacılık VIP hizmetlerine geldi. Saatler 10.45'i gösterdiğinde Samandıra Canbartu tesislerinden hareket etmişti takım otobüsü. Şu anda da Sabiha Gökçen genel havacılık terminaline doğru geldiğini ifade edelim. Dün öğlen saatlerinde Türkiye'deki, yani İstanbul'daki son antrenmanını gerçekleştirmişti Fenerbahçe takımı. Bugün saatler 18.15'i gösterdiğinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 15 dakikası basına açık bir antrenman gerçekleştirmesi planlanıyor. Yaklaşık 4-4.5 saatlik bir seyahat olacak. Fenerbahçe takımının saatler 11.30'u gösterdiğinde özel uçakla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a doğru hareket edecek Fenerbahçe takım otobüsü. Fenerbahçe'de en çok merak edilenlerden bir tanesi ise Fred. Biliyorsunuz Süper Lig sezonunda geçtiğimiz hafta Galatasaray derbisinde oynayamamıştı. Kırmızı kart cezalısıydı ama statü gereği yarınki maçta oynamasını bekliyoruz. Sakat isimler var tabii. Kim onlar? Beka ve Miyai Zeiss takımla beraber gelmedi. Şu an için Crespo'yu görüyoruz. Crespo, Serdar Aziz'in bir rahatsızlığı vardı. Gribal enfeksiyon rahatsızlığından ötürü maç kadrosunda alındı. Fakat ilk 11'de de beklemiyoruz. Kayserispor karşılaşmasında da son dakikalarda çıkmıştı oyundan. Galatasaray karşılaşmasında da oynamamıştı Serdar Aziz. Fenerbahçe takımın oyuncuları Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı ve şu an için genel havacılık hizmetlerinde. Saatler 11.30'u gösterdiğinde de özel uçakta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a doğru hareket edecek Fenerbahçe takımı. Yaklaşık 4-4.5 saatlik bir yolculuk olacak. Livakovic'i görüyoruz. Emre Mor'u görüyoruz. Fred, Ferdi Kadıoğlu, dediğimiz gibi Beka ve Miyai Zeiss dışında sakat oyuncular maç kadrosuna alınmadı. Luis Enrique ve Luan Perez statü gereği sezon başından bu yana takımla beraber yer almazken Serdar Aziz'in de bugünkü maç kadrosunda olduğunu ifade edelim. Saatler 11.30'u gösterdiğinde özel uçakla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a doğru hareket edecek. Yaklaşık 4-4.5 saatlik yolculuğun ardından akşam saatleri 18.15'i gösterdiğinde de 15 dakikası basına açık bir antrenman gerçekleştirecek. Son antrenmanını gerçekleştirecek Fenerbahçe takımı. Daha sonrasında da İsmail Kartal ve Fenerbahçeli bir oyuncu basın toplantısı düzenleyecek. Saatler 20'yi gösterdiğinde de bir basın toplantısı düzenleyecek İsmail Kartal ve Fenerbahçeli bir oyuncu. Takımın da yavaş yavaş artık terminalden içeri doğru girdiğini ifade edebiliriz. Ege'cim gel istersen. Aykut İnce, eğer ki bir sorunuz yok ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sözü size bırakalım. Şimdi tabii Galatasaray da bugün gidecek. Yani oradaki taraftarların baskı olmaması elbette ki etkiler. Oyunu etkiler hocam, oyunu. Oyunu. Oyunu etkiler. Şimdi futbolcular sevgili Selahattin de bilecek, seyircinin ve kulübenin tavrına göre çok zaman hareket etmişliği vardır. Yani Fenerbahçe Başkanı da geliyormuş, Ali Koç, Ali Bey değil mi? Evet, Ali Bey de muhtemelen gidiyor, muhtemelen değil, gidiyor, o da gidiyor. Evet. Başkan da takımı yalnız bırakmadı. Evet abi. İki tavır çok etkiler sahadaki oyuncu. Bir kulübenin tavrı, kulübedekilerin tavrı, davranışları, bir taraftarların tavrı. Yani bu baskı ortamı çoğumuz aslında çok severiz futbolcular. Çünkü o baskı ortamında
daha fazla enerji, daha fazla coşku çıkartabildiğimiz gibi ortaya. Oyunu da hocanın, teknik adamın taktiğinin dışına da çıkarttığı olmuştur taraftar baskısının. İşte teknik adam daha kontrollü bir oyun ister. Fakat top ayağına geldiğinde seyircinin uğultusu, tezahüratı oyunu başka yerlere götürebilir. Oyuncunun seçimlerini değiştirebilir. Doğru değil mi? Tabii ki. Yani şut atmayacakken, mesela bindiren bir adama top atması gerekirken oradan vurdu falan darbeleriyle oyunu değiştirebilir. Burada belki bu baskı olmazsa olmaz. Yani çok seyirci olacak ama taraftar olacak mı onu bilmiyorum. Ne kadar sayıda taraftar olacak. Yani seyirci çok olacak. Tabii seyirci olacak. O başka taraftar bir durum. Bu yüzden bugün sahne daha çok teknik adamların. Benim hissim bu. Daha çok teknik adamların belirlediği stratejilerin dakikalara göre, oyuna göre, seçilen oyunculara göre. Hatta ben iki takımın mesela Fred oynayacak bugün. Evet. Fred'in yanında Crespo mu, İsmail mi? Belki de Galatasaray'ın Kerem'i 10 pozisyonda oynatıp oynatmayacağı. Yani biraz böyle bir son anlara kadar beklenebilir bir durum gibi geliyor bana. Ben olsam öyle yapardım. Yani acaba hangisi oynayacak? Mertens oynayacaksa nasıl bir adamla oynarım? Abi. Kerem oynayacaksa nasıl bir adamla oynarım? Zaha oynayacaksa kiminle kapatırım? Arkada Barış mı oynayacak? Başka bir seçim mi? Çünkü bu tür değişiklikleri Okan Hoca daha cesurca yapıyor İsmail Hoca'ya göre. İsmail Hoca biraz daha belli bir şeyle gidiyor. Daha standartla gidiyor. Çok fazla risk almıyor diyorsun. Ekstrem değişiklikler yok. Mesela bu hafta aldığı risk Barış'ın performansını artıran bir riskti. Neydi? Cengiz'in Kayseri maçındaki performansıyla ilk 11'i alması. Mesela henüz fizik olarak yeterli olmayan Cengiz'in kalitesini zaten konuşmuyorum. Sahanın belki en güçlü adamının karşısında yeri olmasa da daha kendine güvenli bir oyuna başlamasına sebep oldu bence. İrfan Can'la aynı şey olmayabilirdi. Bu kadar hücum katkısı yapmayabilirdi Barış. Bu da yanlış bir şey oldu. Belki bu da bir baskıyla oldu. Yanlış derken hocam, verimli olsa diyecekti ki helal olsun hoca, cesaret gösterdi. Bu tabii maçın sahaya sonunda yapabildiğimiz kritikler. Evet. Maçın başında yapacağımız kritikler daha biraz başkaydı. Biraz tabii İrfan Can'ın hani Fred'in boşluğunu doldurabilir miyiz diye düşündü hoca. Ki İrfan Can da orada oynamak istiyor. Eminiz hocaya demiştir hocam, ben orada oynarım. Ama işte Fred'in oyunuyla, oyuncu kimliğiyle, oyuncu karakteriyle İrfan Can'ı yan yana koyamayız. İkisi çok farklı iki karakter. Denedi olmadı yani. Hoca gördü, değişti. Dediğiniz gibi ama. Mesela Şimanski ile değiştirebilirsiniz İrfan Can'ı. Hocam bana bir futbol ismini vermeyeceğim antrenör dedi ki, tecrübeli de şu an çalışmıyor ama, dedi ki bak, kaptanlık bandı Ceko'da ama görünmeyen kaptan Fred dedi. Net. Hiç dedi, bunun damacım yok. Bana bunu dedi kimse anlatamaz. Fred buranın lideridir dedi. Bence Fred'den sonra da Tadic. Sonra Ceko. Onu bilmiyorum. Onu sen hatta daha iyi bilirsin. Ondan sonra da Fred, ondan sonra Ferdi. Evet doğru. Ferdi de. Ferdi doğal lider aslında. Şeyi o. Şimdi Fred'i yani hepimiz seyrediyoruz sahada. Sahaya şöyle bir çarpı işareti gibi atlamış. Oradan, buradan, şuradan, buradan her tarafa. Ve Fred'in olması sadece kendi performansıyla şey değil. Şimanski'nin performansı artıyor. Yanında oynayan hocam. İsmail'in performansı artıyor. Tadic'in performansı artıyor. Yani bu enteresan bir adam. Toplam kaliteyi yukarıya çeken bir birikim. Kesinlikle. O anlamda çok önemli. Hocanın da işte o arayışa girmesini Galatasaray maçı üzerinde biraz anlamak lazım. Tutarsa başarılı hoca olursun. Tutmazsa işte beceremedi olursun. Bunun riski de var. %100 ama çünkü bütün ben sahaya çıkan kadrolarda teknik adamları genelde eleştirmem. Neden eleştirmem? Çünkü bütün haftayı onlarla geçiren, bir sürü deneme yapan odur. Bizler ancak maç bittikten sonra yorum yaparız. Acaba şöyle mi olsaydı? Böyle olsa nasıl olurdu? Ama bu eşleştirmeleri yaparken hani demin söyledim, Fred ile İrfan Can'ın futbolcu kimlikleri başka kimlikler. Yani ceketin yerine triko olmaz. Ama hocam mevcut kadroda da Fred'in eksikliğini gidermeye, az hissettirmeye en yakın oyuncu da İrfan Can'dı. Ben İsmail Hoca'da şöyle bir şey görüyorum bu söyleminizden devamlı. İsmail Hoca oyuncuları değiştiriyor. Ama oyunu mesela, oyunu değiştirdiği belki ilk maçtır Galatasaray maçı. Evet. Yani oyun şeyini değiştirdiği ilk maçtır. Şimdi mesela North Sandland maçlarında ben onu birkaç kez de dile getirdim. Hiç stoperiniz yok.